Romeo, dondurmacılığa mı başladın? Enga, enga. Ay kızı tamam, daha yeme yeme. Ne diyorsun? Romeo, şşt, sana diyorum. Aferin benim minik köpekçiğime. Aferin benim pembe başlıklı kediciğime. Sakın aç kalmayın. Kemik de getirdim sana. Ama bak, kavga etmek yok. Söz verin he, tamam mı? Baykuş kız, ne yapıyorsun? Ben de seni arıyordum. Sokak dostlarımıza yiyecek getirdim. Onları seyrediyordum şimdi. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Niye beni aramıştın? Ya biliyor musun, bu ay kızını kaç gündür göremiyorum. Kesin bir şeyler çeviriyor. Şüphelenmeye başladım yani. Bunu konuşmak için aramıştım seni de. Allah Allah, doğru söylüyorsun hakikaten. Okula da gelmedi kaç gündür. Aa, kertenkele çocuk geliyor. Merhaba gençler, ne yapıyorsunuz bakalım? Ne konuşuyordunuz ben yokken? Hadi bir daha konuşun, çok merak ettim. Ay kızı diyorum, kertenkele çocuk. Kaç gündür göremiyorum. Sen gördün mü hiç? Aa, evet, ben gördüm. Az önce Romeo ile birlikte konuşuyorlardı. Hatta bir araba vardı ellerinde, onunla birlikte yürüyorlardı. Ne bileyim işte, bayağı bir şüphelendim yani. Kaç gündür yoklar ortalıkta. Romeo'yu da görmedim ben. İyi insanlar lafların üzerine gelirmiş. Arkanı dön kedi çocuk. Arkamı mı? Hani bakayım. Aa, ikisi de buraya doğru geliyorlar. Ne diyorsun ay kızı? Sence başarılı olur mu bu deney? Vallahi hiç bilmiyorum. Pijama askerler bunlar. Bazen hiçbir şey işlemeyebiliyor yani. Biliyorsun özel güçleri var hepsinin. Ya ama bu deney benim için çok önemli. Ben anlamadım. Şu işi sen bir daha anlatsana. Ya ay kızı, sen beni dinlemiyor musun? Tam 5 kez anlattım. Tamam, aklım başka yerlerdeydi. Aa, benim de bir sürü işim gücüm var, güvelerim var falan falan yani. Tamam, anlatıyorum. Bu dondurmaları yeni bir deney için özel olarak hazırladım. Eee, bu dondurmaları pijama askerler yiyince hepsi değişik değişik bir şeylere dönüşecekler. Ben de onların üstün güçlerini alacağım ellerinden. Ne diyorsun? Dahasını da diyorum. Hepsini avucumun içine alacağım. Düşünsene, hepsinin üstün gücüne ben sahip olsam neler yapardım neler. Ben bile korktum vallahi Romeo, neler diyorsun öyle? Hadi, sabırsızlanıyorum. Hemen gidelim artık. Bak, şurada uzakta kedileri besliyorlar. Pijama zavallılar. Dondurmacı. Dondurmacı geldi. Pardon ay kızı, neyi bekliyorsun acaba? Gelir misin lütfen? Ne bileyim, bir şeyler aklıma yatmadı yani. Geliyorum, tamam. Romeo, dondurmacılığa mı başladın? Evet canım, evet, dondurma satıyorum artık. Okul harçlıkları yetmiyor da. Romeo, ya şu kahkahana da sinir oluyorum senin he. O ne biçim kahkaha atmak öyle? E gülüyorum işte. Güleç yüzlü olmak güzel bir şey değil mi? Allah Allah. Hadi, boş verin, gelin. Bakın, vanilyalı, çilekli, kakaolu dondurmalarım var. Dondurmacı. Yok kardeşim, sağ ol, ben yemeyeceğim. Zaten havalar da bozuk. Hasta olurum sonra. Nasıl yani? Ay kız ya, bir şeyler yap çabuk. Dondurmaları yemeyeceğiz diyorlar, baksana. Romeo, ne yapabilirim yani? Ya dondurmaya özendir. Şapırdata şapırdata bir tane ye falan filan. Bilmiyorum artık. Hadi aklını çalıştır çabuk. Baykuş kız, sen dondurma yemeyi düşünüyor musun? Hayır, tabii ki de yemeyi düşünmüyorum. Hiç Romeo'nun elinden bir yiyecek yenir mi? Kim bilir neler planlıyordur şimdi o. Bir de baksana. Ha 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 deyip kahkaha atıyor. Hayır, kesinlikle yemeyeceğim ben. Ya çocuklar, baksanıza. Mis gibi dondurma. Vanilyalı, kakaolu, çilekli. Hadi gelin, birer tane alın. Hepsini size özel yaptım. Romeo, bir tane de bana var mı, ben de yesem? Pek de lezzetli gözüküyor. Evet, bence de. İlk önce siz yiyin, bakalım. Eğer lezzetliyse biz de yeriz, söz veriyoruz. Baykuş kız, nasıl taktik ama? İyi fikir değil mi? Önce kendileri yesin. Bakalım reaksiyon ne oluyor? Ona göre belki biz de yeriz. Kedi çocuk ya, gerçekten çok zekisin. Ay kızı, ne yapacağız şimdi? Önce siz yiyin diyorlar. Romeo, sen bunu düşünemedin mi? Tabii ki öyle diyeceklerdi.
Birer tane de yedek yapsaydın, onlar da normal dondurma olsaydı. Neyse neyse, bir ilk kere yalamaktan bir şey olmaz herhalde. En iyisi ben birazını yiyeyim, ondan sonra gerisini de onlara kakalarım. Ben de mi yiyeceğim şimdi? Evet evet, sen de yiyeceksin. Hadi bakalım, çilekli mi istiyorsun, kakaolu mu, vanilyalı mı? Ben çilekli alayım, dondurma dondurmadır nasıl olsa. Tamam, ben de kakaolu yiyeceğim o zaman. Aa, bakın bakın, gerçekten ellerini aldılar ve yiyorlar. Ay, bu dondurmalar temiz mi acaba? Ben de mi yeseydim? Çok lezzetli gözüküyor. Hayır kertenkele çocuk, biraz sabırlı ol, bak şimdi gör neler olacak, ben eminim. Ben de dikkatlice onları seyrediyorum, ben de eminim. Mutlaka bunun altından bir bit yeniği çıkacak yani. İşte pijama askeriler, gördüğünüz gibi gayet güzel kakaolu dondurmamı yiyorum. İsterseniz birazını size ayırayım yani. Ne dersiniz? Yok yok, sana afiyet olsun. Annem yasakladı, havalar bozuk ya. Sen ye, biz daha sonra alırız belki. Romeo? Efendim ay kızı? Nasıl yaptın bunu ya? Çok lezzetli olmuşlar. Yiye yiye doyamadım valla. Ben hepsini bitireceğim. Ay kızı saçmalama, sakın hepsini yeme. Ama neden? Çok lezzetli. Bana ne, ben hepsini yiyeceğim. Ay kızı, unuttun mu? Biz onları kandırmak için dondurma yiyorduk. Yani bu dondurmalar deney için yapıldı. Onları bir şeylere çevireceğiz. Ay kızı yapma yapma, yeme diyorum sana. Ne oldu Romeo? Niye bağırıp duruyorsun yeme yeme diye? Yiyor işte kız, ne güzel. Yok ya, siz yanlış anladınız. Ben öyle bir şey demedim. Çok güzel yeniyor, çok güzel yeniyor dedim. Afiyet olsun dedim yani. Ay kızı tamam tamam, daha yeme yeme. Ay kızı diyorum sana. Ya bana ne, çok güzel vallahi, çok lezzetli. Hepsini yiyeceğim, bitireceğim. Çok lezzetliydi vallahi Romeo, ellerine sağlık. Hepsini yedim, bitirdim. Ya ay kızı, ne yaptın? Ne yapacağız şimdi? Üf, çok moralim bozdum vallahi ha. Ne oldu Romeo? Niye öyle dolanıp dolanıp duruyorsun? Telaşlandın birdenbire. Bak gör şimdi neler olacak ha. Enga, enga. Ne? Ne oldu? Ay kızı, nereye gittin sen? Ay kızı. Eyvahlar olsun. Ne oldu böyle? Burada bir tane bebek belirdi Romeo. Suçlu suçlu önüne bakıp duruyorsun. Ne oldu? Dondurmayı bitirdi. Bak bebeğe dönüştü. Sen yaptın değil mi bunu? Aslında bu tuzağı bize hazırlamıştın. Kendi kazdığınız kuyuya düştünüz yani. İnanmıyorum. Romeo, en yakın arkadaşına bunu mu layık gördün? Ay kızı, minicik bebek olmuş. Hem de düştü. Romeo, orada duracağına bir şeyler yapsana. Ay kızı. Oğlum, senin panzehirin falan yok mu? Romeo, şşt. Romeo, şşt, sana diyorum. Aa, Romeo da dondu kaldı. Buna da bir şeyler oluyor galiba. İnanmıyorum. Romeo da bir tane minnak minnak Süpermen'e dönüştü. Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Şuraya bakar mısın? Baykuş kız, bize tuzak hazırlamışlardı ama kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Gene başımız belada. Ne yapacağız şimdi? Bunları böyle bırakıp gidecek miyiz? Ya anneleri babaları ararsa? Al işte bak, bebeğin karnı acıktı. Şşt Romeo. Romeo, sen konuşamıyor musun? Sen biraz büyüksün ama konuşabilirsin aslında. İki gün, iki gün. Duydunuz mu çocuklar? İki gün, iki gün deyip sayıklıyor. Ben anladım. Var ya, bunlar iki gün boyunca böyle kalacaklar. Bence biz bunları dondurma arabasına koyalım ve evlerine bırakalım. Evet evet, iyi fikir. Hadi o zaman kaldıralım şunları. Biri ağlayan oyuncak bebeğe dönüştü. Biri de Süpermen oyuncak bebeğe dönüştü. Romeo, alemsin vallahi. Şöyle kaldırayım o zaman ben. Kaldırdım kaldırdım. Ay, düşecek gibiyim ha. Hemen şu arabayı koyuyorum. Ay, belim ağrıdı vallahi. Tamam tamam, şu ufak bebeği de ben koyayım o zaman. Gel bakalım.
işte kaldırmayı başardım. Tamamdır, evlerine de ben bırakayım o zaman. Siz yoruldunuz madem. Hadi size iyi akşamlar. Ay çok yoruldum valla. Oyuncak mı oyuncak ama sanki demirden yapmışlar ha. Hadi çocuklar ben gidiyorum, görüşürüz. Zaten annem gelirken ekmek al demişti. Hoşça kalın. Baykuş kız, görüşürüz. Hoşça kal. Sizi gidi yaramazlar sizi.